Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet, Truck Simulator Ultimate'de devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yepyeni bir kaplama ile tabii ki Vava Cars kaplaması. Gördüğünüz gibi Vava Cars'ı bu şekilde ben de yapmak istedim. Çünkü Iveco'da gerçekten de şöyle söyleyeyim, pek fazla bir seçenek yok. Yani çok kısa bir kasası var, yanları falan yok. Çok sade bir tır. O yüzden şöyle bir Vava Cars yapayım dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş oldu. Evet, yani elimden geldiğince de zaten bir şeyler yapmaya çalıştım. Vava Cars'ın bu şekilde oldu. Skyne'la biraz uğraşayım dedim. Skyne pek iyi olmadı, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, dediğim gibi bu şekilde Vava Cars kaplamamız oldu. Hemen şöyle dilerseniz işler kısmına bir gelelim. Evet, bakalım araç çekme var mı? En azından hani böyle şirket dediğimiz, evet ne varmış? FNF Kargo, Tadek, Sani, Borasan, Gabe ve askeri araç varmış. O da gerek yok. Biz en iyisi şöyle, evet, Tadek işini alalım. Tadek'te nereye? Diyarbakır'dan Erzurum'a. Başka da zaten öyle yok. Evet, Diyarbakır'dan Erzurum'a doğru şöyle bir gidelim bakalım Vava Cars kaplamamızla. Evet, bakalım nasıl bir yol bizi bekliyor. O yüzden yani Iveco'yu bu şekilde değerlendirmek zorunda kaldım. Yoksa hiç yapmayacaktım ama tabii ki Iveco'da en azından güzel bir tır. Evet, Diyarbakır'dan Erzurum'a 310 kilometre. Hadi bakalım, bismillah dedik. Evet, en azından kaplamamız da uygun oldu diyebiliriz rengine. Bunda da kırmızı, beyaz, yeşil renkler var. Evet, şöyle hemen aracın içi de zaten. Yalnız şunu söyleyeyim, tabii ki Iveco yol tutuşu mükemmel. Mercedes'i daha önce en son yaptığımızda biliyorsunuz oyunla ilgili bir sıkıntı oldu. Onu da hemen belirttim Zeus Game'e. Bakalım Iveco'yla umarım öyle bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle ışıklarımızı da yaktık. Gördüğünüz gibi kornası da bu şekilde. Evet, şöyle 360 kamerasında dilerseniz bir bakalım aracımıza. Hatta şöyle de, aynen şöyle, aynen Vava Cars. Şu şekilde de bir dilerseniz resim alalım. Aynen. Evet, şöyle iç kısmı bir geçelim. Aynen şöyle ışıklarımızı da kapatalım, şimdilik gerek yok. Hadi bakalım, bismillah dedik. Aracımızın zaten iç kısmı da gördüğünüz gibi dış tarafına doğru uygun renkler. Şunu da dilerseniz şöyle bir kot kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle aynen bu şekilde. Çantamız da orada. Hatta çantamızda su varsa, evet, bir tane su içelim. Ondan sonra çıkalım. Evet, şöyle hemen gördüğünüz gibi, evet, yolumuza çıkıyoruz. Hadi bakalım rastgele. Iveco'da gerçekten dijital gösterge var gördüğünüz gibi. Bir ağırlığı var aracın. Direksiyon falan hakimiyeti daha iyi, öyle söyleyeyim. Yani test ettim çünkü. Onun haricinde pek bir şey yok. Hatta şöyle koltuk ayarında biraz daha yukarı alabiliriz. İsterseniz aynen bu şekilde bir tık daha yapabiliriz. Aynen. Evet, şöyle hazır yanmışken yeşil devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Cezayı bazı geçsek de geçmesek de kesebiliyor. Önemli değil. Evet, bu arada Euro Truck'tan videolarım olacak. Bir tanesi zaten yeni çıkan, biliyorsunuz DAF XP G artı Plus aracı çıkmıştı. Onu yayınladım. Şimdi sırada bu Vava Cars var. Daha sırada şöyle söyleyeyim, yine Euro Truck'tan bir tane var. ATS'den bir tane tır gelecek. Sizden gelenlerden var. Kaplamalarımız devam edecek. Finali var biliyorsunuz. Amerikan arabaların, Amerikan truck arabalarını da söyleyeyim.
İkinci sezonumuzda Truck Simulator Ultimate'de finali tabii ki Azerbaycan Bakü'de bir garaj aldım. Oradan finali de yapacağız. Sıralama bayağı bir uzun. Yani bayağı bir sıralama kabarık. Tabii ki bunları tek tek nasip olursa yapacağım. Şöyle bir sola doğru bir gidelim. Evet, Diyarbakır Erzurum değişik yol. Bakalım nasıl yollar bizi bekliyor. Tabii ki ben de bilmiyorum. Yani Erzurum'a gittik. Bayağı değişik yoldu. Sivas aynı şekilde değişik yol. Evet. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor göreceğiz. Şöyle farlarımızı bir yakalım. Evet, şöyle kokpiti de kapattık. Evet. Mesela ilk başta şöyle gördüğünüz gibi tren. Şöyle üst tarafa alalım. Evet, tren de geçiyor. Yük treni. Evet, korna tabi otobüs kornası pek güzel olmamış. Öyle söyleyeyim ama fark etmez, her türlü korna gidiyor. Burada görüyorum arka tarafta bayağı bir yoğun. Evet. Tren de geçmiş oldu. Biz de yolumuza devam ediyoruz tabii ki. Erzurum'a doğru. Aynen şu direksiyondaki mesela gördüğünüz gibi şu anda sistem Mercedes'te çok boşluk vardı, öyle söyleyeyim. Aynen yapıyor. Yani demek ki genel bir sıkıntı var. Öyle söyleyeyim. Ama direksiyon en azından biraz daha ağır. Derken evet, iki otobüs kaza yaptı. Ve trafik de son iki bölümdür özellikle daha bir yoğunlaşmaya başladı. Demek ki biraz trafiğe de ayar verdi Zoox Game. Çünkü yoktu daha önce bu kadar trafik. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz, zaten acelemiz yok. Evet, yeni yol. Bu yoldan daha önce geçmedik. Yani muhtemelen 8-10 çeşit yol var. Bunların hepsini görmüş olduk diyebilirim. Bakalım müsait ortam. Şöyle bir sol yolum olmazsa. Evet, bazen trafikte tabii ki yapay zeka devre dışı kalıyor. Hani böyle bir soldan giderken bir anda araç sola doğru kıvrılıyor. Evet, tabii ki her oyunun kendine has bir güzelliği var. Ama Android'de de bu yönde kalite farkı olarak, oynama özelliği, her şey dahil olarak söyleyeyim, Truck Simulator müthiş. Yani diğer oyunlarda tamam belki bizi şaşırttı bazı özellikler ama şu kalitede maalesef yok. Çok küçük kalıyor tırlar. Yani çocuk oyuncağı gibi. Daha da birçok oyun izledim, gördüm. Aynı şekilde yani küçücük tırlar ama bu gerçekçilikte sadece Truck Simulator Ultimate var. Bunda daha da tabii ki yeni tır oyunları da sizden gelenlere ekleyeceğim. O yüzden sizden bekliyorum. Yani yeni gelecek tır oyunları ya da fark etmez simülasyon oyunları olarak Android. Ama mesela geçen sefer biliyorsunuz Euro Truck USA oyununda oynadığımızda tır küçücüktü. Yani oyunda çok fazla değişik şeyler var. Özellikler, beklediğimiz özellikler var. Yani Truck Simulator'dan beklediğimiz özellikler var neredeyse.
araçtan inme, lastik şişirme falan vesaire. Ama gel gelelim şu kalite o oyunlarda yok. Yani benim gözümde şöyle söyleyeyim. SCS Soft Vare nasıl bir ekipse, şirketse, Zux Game'de bir Türk olarak bizim için tabii ki önemli, aynı diyebilirim. Yani Android'de de SCS'nin yerini şöyle söyleyeyim, bir Türk şirketi olarak Zux Game'e buradan kocaman selam olsun diyorum. Teşekkür ediyorum tabii ki böyle bir öncülük yaptıkları için. Yani hem otobüs hem kamyon, hem de daha da birkaç değişik oyunları daha var. Evet, tabii ki şunu söyleyeyim, az önce yarım kaldı kelime, maalesef diyecektim, şundan dolayı maalesef. Maalesef futbol oyunu daha baktığımız zaman yok. Hani e-futbol çok berbat durumda, bitik durumda, yani çok kötü. Yeni bir şeyler deniyorlar ama o arada da yani berbat. Şöyle hemen fazla bir oyalanmayalım biz. Evet, şöyle hemen ödeyelim, yemeğimizi yiyelim. Evet, ama niye bizim Türkiye'de bu kadar her şey ilerlemişken, teknoloji olarak da neden biz kendi futbol oyunumuzu çıkarmıyoruz? Yani şu anda en iyi futbol oyunu biliyorsunuz FIFA. E-futbol maalesef herkes tarafından sınıfta kaldı. Bir de DLC olarak çıkacak her bir yaması. O yüzden bayağı bir hayal kırıklığı yarattı herkeste. Ama dediğim gibi inşallah belki bir gün bizim de kendi futbol oyunumuz olur. Aynı Zux Game gibi. Az önce işte konu oradan. Maalesef Zux Game gibi anlaşılmasın. Yani inşallah böyle bir öncülükte bir Zux Game gibi başka bir şirket yapar. Kendi ülkemizin futbolunu oynarız. Yani inanın bakıyorum şeylere, işte menajerlik oyunlarına, o kadar mükemmel şeyler oluyor, reklamlar. Ama bir girip oynadığınız zaman hiç alakası yok o reklamdakiyle. Böyle hoca yerlere şişe fırlatıyor, bilmem ne, oyuna girişler vesaire. Ama oyunu indirip bir yüklüyoruz, hayal kırıklığı tamamı. Hiç alakası yok. Evet, yol çalışması da hakikaten şöyle güzel olmuş. Yani şey çok az, yol olayları çok az görüyoruz. Yani ETS'den de örnek vereyim. Yol olayları biraz daha fazlalasa daha da güzel olur. Ne bileyim işte, kazanın haricinde ne bileyim, yolda bir lastik patlasa, başka bir aracın yolda kalsalar, motorlardan duman çıksa, hararet yapsa araç gibi şeyler olabilir. Yani daha gerçekçilik açısından, çünkü bu kadar şey koyulmuşsa oyuna, onlar da yapabilir. Bir de şunu söyleyeyim, en çok aldığım soru, abi hile var mı bu oyunda? İşte linki var mı? Varsa arkadaşlar şöyle söyleyeyim, maalesef bu oyunda hile yok, sınırsız para da yok. Çünkü online olarak olduğu için Zux Game hiçbir açık vermemiş burada. Maalesef bu simülatörde öyle bir seçenek vardı, hileli şekilde herkes sınırsız parayla indiriyordu, oynuyordu. Ama maalesef bu online olduğu için oyun, yani bu simülatörü normal interneti kapatsanız oynuyorsunuz. Ama burada online olduğu için maalesef hiçbir açık vermemiş Zux Game.
O yüzden biz de San Marino'yu bulduk zaten. San Marino'da alın. Dediğim gibi şoförleri, araçlarınızı, San Marino'yu seçin aldığınız zaman. Ondan sonra yollayın. Siz de istiyorsanız kendiniz sürün. Zaten 3 kilometrelik yola bile alsanız, yani şöyle söyleyeyim, sadece şu var. Kilometresi 10 kilometre olarak hesaplıyorum. Mesela 5 kilometre aldınız 50 kilometre. 3 kilometre aldınız 30 kilometre. O yüzden bunu da buradan söyleyeyim dedim. Bunu da belirteceğim. Yazıya sınırsız para ve hile ile ilgili konu diye belirteceğim. Maalesef buradan tekrar söylüyorum. Yani yayınlayan hiç kimse ispatlayamaz. Açtığınız zaman zaten siz de görüyorsunuzdur. İşte çark çevirin. İşte işe gönderin. Şuradan daha çok gelir bilmem ne vesaire. Hop 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 hop. İşte aynen size söylediğim gibi yapay zeka. Evet, cezayı da yedik. Tabii ki otobandayız. Maalesef bir anda durdu. Bizim yapacağımız bir şey kalmamıştı zaten başka. Evet, tren istasyonu, hastane yazıyor. Evet, onu dile getireyim. Maalesef boşu boşuna sınırsız para yazan yerlere bakmayın. Zaten baktığınız zaman da hayal kırıklığına uğruyorsunuzdur. Çünkü ben hepsini denedim. Hepsine de baktım. Hatta en son biliyorsunuz arkadaşımın telefonuna da özellikle sınırsız yazan oyunu indirip kurduk. Orada bile sıfır oldu. Hatta açmayan bile oldu oyunu. O yüzden inanmayın. Öyle söyleyeyim. Yok maalesef. Hile ve sınırsız para Zeus Game'in Truck Simulator Ultimate'de maalesef yok. Bunu da buradan söyleyeyim. Dediğim gibi ben onu size paylaştım zaten. San Marino şehrini alın. Orada zaten çok basit 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 15 kilometre yollar var. Siz oradan bol bol Fatih alın. DMC Fatih alın. Orada zaten en ucuz kamyon o oyunda. Oradan 3 tane, 5 tane ne kadar alabiliyorsanız devamlı işe gönderin. Siz de kendiniz arada değişiklik olsun diye çıkın 3 kilometrelik, 5 kilometrelik yollara. Ancak o şekilde para kazanabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ben başından beri orijinal oyun oynuyorum. Ve bütün kayıtlarımı, her şeyi orijinal şekilde hilesiz hurdasız bugüne kadar geldim. Ve hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Kendiliğinden devamlı arada fırsat buldukça işçilerimi gönderdim araçla. İşe gönderdim. Gelenle bir şekilde biriktirdim para. Ondan sonra aldım tırlarımı, sizlere sundum. Devam ettim. Yani sakın ola sakın kanmayın, öyle söyleyeyim, sınırsız para yazanlar. Bunu özellikle de belirteceğim ve dinleyin lütfen, atlatmadan da tekrar söylüyorum, sınırsız para hile bu oyunda maalesef yok, olmayacak da. Ha, ilerleyen zamanda bir açık verilirse olur mu olmaz mı onun için bir şey diyemem ama şu an için maalesef kimse aramasın, boşu boşuna yok. Eğer hile isteyen varsa, bir an önce para kazanmak istiyorum diyen varsa San Marino'yu alsınlar. San Marino aldığınız zaman herhangi bir yer seçin yeterli. İlla ki hani filanca şehri seçmenize gerek yok. Herhangi bir şehri seçin. Zaten otomatik olarak hepsi içinde çıkacak. Ondan sonra oradan 3 kilometre, 5 kilometre neyse seçin. Bir an önce zaten para fırlıyor gidiyor zaten. Hiç sıkıntı olmaz. Yani onun haricinde de başka da zaten yok. Daha önce biliyorsunuz Amerikan traktör için Amerika'yı almıştım. Orada da 1500, 2000, 3000 gibi birçok saçma sapan kilometreler var. O yüzden en iyisi şu anda bu oyunda para kasma San Marino şehrinde var. Başka şehirde de yok. Liechtenstein'de de vardı. Ama o da kilometre 25 kilometre, 30 kilometre gibi biraz daha fark ediyordu ama o yüzden gerek yok. Evet, o yüzden şöyle söyleyeyim, San Marino şehrini alın. En güzel para kasma, para kazanma o şehirde var. Ben kendim de kullanıyorum zaten. Bunu da belirteyim dedim. Çünkü son zamanlar yine çok fazla
bununla ilgili soru alıyorum sizlerden. Maalesef keşke olsaydı öyle bir seçenek ki size de paylaşırdım. Ama maalesef yok. Dediğim gibi ileride çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama şu an için tek yapacağınız şey San Marino şehrini alıp ancak o şekilde para kasmak. Bunu dediğim gibi tekrar belirteceğim videomun afişinde. Evet, ben şöyle bir normal teslimat diyeceğim yine. Şu şekilde olmasa duralım burada. Aynen şöyle bir duralım. Evet. Evet. Yağmurlu şöyle tam akşam üstüne denk geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kaplamanın genel linkini açıklama kısmına koyacağım. Evet, şimdilik bu kadar. Yeni videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Da şöyle biraz yakın olsun. Aynen. Evet, yeni videolarımızda tekrar bir araya gelmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle dörtlülerimizi de yakalım. Son kez şu konsolda şuraya alalım. Evet. Sizin de dediğim gibi bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Tavsiye edeceğiniz oyun varsa aynen size daha önce söylediğim gibi sizden gelenler kısmında yer alsın. Evet. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.